Bu yeni dönemde Yükseköğretim Kurulu'nun ana gündem maddelerini şöyle sayabilirim. Öncelikle büyük veri bizler için ana gündem maddelerinden biri olacaktır. Büyük verinin yanı sıra üniversitelerimizde akademik üretkenlik ve güçlü akademik performansa bilhassa vurgu yapacağız. Bunların yanı sıra bildiğiniz üzere üniversitelerin istihdam odaklı değerlendirilmesi, ele alınması fevkalade önemli konular içerisinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra elbette üniversitelerin vazgeçilmez fonksiyonlarından bir tanesi de belki de bilim diplomasisidir. Bizler Yüksek Öğretim Kurulu olarak başlıklarını biraz önce saydığım maddeleri gündemimizin esası olarak bütün üniversitelerimizde paylaşacağız. Üniversitelerimiz bizim üzerine düşen belki en önemli misyonlardan bir tanesi eğitim öğretimle alakalı, öğretim elemanlarının ürettiği projelerle alakalı, dersleriyle alakalı, bilimsel çalışmalarıyla, yayınlarıyla alakalı her türlü bilgiyi elverişli hale getirmesi, veri haline getirmesi gerekiyor. Eğer üniversiteler bunu başarabilirlerse o vakit geleceğe yönelik alacakları kararlar konusunda çok daha gerçekçi bilgilere, temellere dayanmış olacaklardır. Akademik üretkenliği, üniversitenin öğretim elemanlarının, bilim insanlarının her türlü etkinliğini, bilimsel etkinliğini anlıyoruz. Ve üniversitelerimizden biz öğretim elemanlarımızın, bilim insanlarımızın daha üretken, daha ne diyelim daha fazla mevcut olandan biraz daha fazlaya yönelik gayret içerisinde olmasını bekliyoruz. Yani üniversitelerin gündeminde akademik üretkenlik mutlaka yer almak durumundadır diye düşünüyoruz. Yeni dönemde üniversite sanayi işbirliği konusunda doğrusunu söylemek gerekirse yeni biraz önce ifade ettiğim modeller deneyeceğiz. Bunların içerisinde söz gelişi bir kısım üniversitelerimizin bazı bölümlerinin hatta fakültelerimizin sanayinin belirli yerlerinde konumlandırılması, eğitim ve öğretimin sanayi tesislerinin bir kısmında yürütülmesi gibi fevkalade önemli olduğunu düşündüğümüz modelleri gündeme getireceğiz. Uluslararasılaşma bizim de yeni dönemde ana gündem maddelerimizden bir tanesi olacaktır. Uluslararasılaşma dendiğinde dünyada genellikle anlaşılan uygulama ya üniversite öğrencilerinin başka ülkelere gitmesi veya oradan uluslararası öğrencilerin bizim üniversitelere gelmesi yahut öğretim elemanlarının, bilim insanlarının hareketliliğidir. Yani daha ziyade uluslararasılaşma dendiğinde bu hareketlilikler anlaşılmaktadır. Biz bu yeni dönemde uluslararasılaşmaya başka bir derinlik katmak istiyoruz. O da Türk üniversitelerinin, yüksek öğretim kurumlarının saygın uluslararası bilim akademileriyle ve kurumlarıyla daha yakından etkileşime girmesi. Bu yeni dönemde bu vesileyle son olarak şunu da vurgulamak isterim. Yüksek öğretimde daha katılımcı, üniversitelerimizde daha diyaloğa açık, iletişime açık ilişkiler içerisinde olacağımızı buradan sizlerin vesilesiyle dile getirmek arzu ederim. İnşallah yeni dönemle beraber bütün üniversitelerimizle birlikte bu sözünü ettiğimiz gündem maddelerini hayata geçirme konusunda bir heyecan içerisinde yürüyeceğimizi ifade etmek isterim. Türkiye'de, Anadolu'da pek çok üniversitemizin ben birer başarı hikayesinin olabileceğine inanıyorum. Bu yeni dönemimiz bu başarı hikayesinin inşallah inşa edilmesiyle geçecektir diyebilirim. Üniversitelerimizin, bilim insanlarımızın ulusal sınırları aşan, uluslararası düzeyde
inşallah başarı hikayelerini hep birlikte inşa edeceğiz.